Düşünmüyor insanımız yani. Üç kere günde yemek yiyorsun. O ne için? Beden için. Ruhun için ne yapıyorsun yani? Ruhu için bir şey yapacaksın ki o ruhuna tat verecek. İnsanın ruhuna tat veren, huzur veren nedir? Ruhu yaratan, Hallak-ı Kerim olan Allah-u Teala buyuruyor Celle Celaluhu. Senin ruhuna ne huzur verir? Onu söylüyor. Ne huzur verir? Estaizu billahi bismillah. Ala bi zikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat edin kullarım. Kalpleriniz ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Sekinet bulur. Ama bizim zikir meclislerimiz nereler? Tarikatlar, tekkeler, dergahlar. Herkes dört nala kaçıyor oradan. Nereye kaçıyor peki? Hepsi psikoloğa kaçıyorlar. Deli doktorlarına. Allah-u Teala sizin ruhunuzun tedavisini, bizim ruhumuzun tedavisini 1500 sene önceden söylemiş. O kutlu peygamberiyle bize bildirmiş. Sen nerede arıyorsun tedaviyi? Beni zikretmeden sen mutlu olabileceğini mi zannediyorsun? Huzurlu olabileceğini mi zannediyorsun? Herkes parayı elde edince huzurlu olacağını zanneder. Hangi makama mevkiye varırsan var. Acaba bu mevki devam edecek mi, etmeyecek mi? İşler iyi gidecek mi, gitmeyecek mi? Sahip olduğun arabaya birisi çarpacak mı, çarpmayacak mı? Bir sürü derdi var oralar. Belediye başkanı oluyor. Nerenin? İstanbul Belediye Başkanı. Şaşalı iş. Neticede Türkiye'nin dörtte birini yönetiyorsun demektir. Ama ne oluyor ondan sonra? Başkan olmayı kazandı, bayram ediyor ama ondan sonra acaba kaybedeceğim mi, kaybetmeyeceğim mi? Bir dahaki seçime kadar bende kalacak mı, kalmayacak mı? Dertleri bitmez dünyanın yani. En büyük tahtına da otursan o tahttan seni indirecekler mi, indirmeyecekler mi? Nice tahta oturanları diyor Şeyh Efendi Hazretleri, gece kral oturdu tahtına, sabah ölüsü çıktı diyor. Bir tane kumandanı aldı onu, aşağıya darbe yaptı, onu öldürdü, bitti. Tahta oturan bile huzurda değil. Dünyevi hiçbir şeyle huzur bulamazsın. Allah-u Teala bunu çünkü açık ve net olarak buyuruyor. Ancak bununla huzur bulabilirsin. Allah'ı zikretmekle. Celle Celaluhu. Bunun da bir işareti var diyor Şeyh Efendi Hazretleri. Şeyh Nazım Kıbrıs'tan bahsediyorum. Nedir o işareti biliyor musunuz? Dünyada ne kadar nefsi hoş eden mekanlar varsa gidin. Giderken çok mutlu gidersiniz. Dönerken mutsuz dönersiniz diyor. Hüzünle dönersiniz. Bitti dönüyorsunuz. Bu da size gerçek huzuru vermediğin işaretidir. Ama Allah'a ait mekanlara gidin. Giderken de huzurlu gidersiniz. Dönerken de kuş gibi hafif bir şekilde dönersiniz. Kabe-i Muazzama'ya giden insan dönerken Kabe'den ayrılıyor diyor, hüzünlenir ama ruhu kuş gibidir. Hafiftir. Bütün manevi mekanlar böyledir. Evliyanın huzuruna gidin, emin olun bin bir dertle girin, kuş gibi çıkarsınız. Hafiflemiş bir şekilde çıkarsınız. Bütün sorunlar bitmiş şekilde çıkarsınız yani. Allah ehli olduğun apaçık işaretidir bu. Aynı şekilde Allah'ı zikredenlerde de böyle olur. Daimidir gelen huzur. O ipi tuttuğun zaman, bırakmadığın zaman Allah da seni bırakmaz Celle Celaluhu. Sen bıraktın mı? Kendin bıraktın zaten. Rabbin sana hangi derin çukura düşersen düş. Günah çukuruna mı düştün? İbadetsizlik çukuruna mı düştün? Yanlışların çukuruna nereye düşersen düş. Rahmetiyle o kutlu peygamberin hürmetine gönderiyor iplerini. Çık oradan kılım diye. Sıkı tutun ama. Ayet-i kerime açık. Ve'tasimu ibaresiyle söylüyor Allah. Sımsıkı tutun. Allah'ın ipini gevşek tutuyoruz biz. Gevşek tutunca huzur gelme diye dert yanıyoruz. Allah sana gevşek tut demedi ki. İpini sımsıkı tutacaksın dedi. Bana tamamıyla döneceksin dedi. Benim rızama yöneleceksin dedi. Bundan büyük bir şey yok.